Hadi kahvaltı hazır. Nasıl oldun? Ne kadar çok düşünüyorsun beni. Aşk olsun Asiye. Taş kalpli miyim ben? Taş mı? Kalp var mı sende ya? Öyle olsa çocuğunu hiç verir miydim sana? Ama vereceğim. Tiksiniyorum senden. O senin problemin. Delirtmeye mi çalışıyorsun lan? Hayvan! Böyle ağzını bozmak hiç yakışmıyor Asiye. Doğru söylüyorsun. Küfür bana hiç yakışmıyor. Ama senin üstünde çok güzel duruyor. Onu ne yapacağız? Yap bakalım. Son kozlarını da oyna. Bir gün onlar da bitecek. O zaman ben de seni bitireceğim. Ben şu yaşadığım hayatı tek başıma kurdum. Değilsen. Cümle hayvanat üstüme de gelse yıktırmayacağım. Anne, hani babamla gidecektik? Söz vermiştin. Verdim ama hemen demedim oğluşum. Daha Mehmet'i alacağız yanımıza. Kurtaracağız o vicdansızların elinden. Fatma yok mu? Memlekete gitti. Sen de fırsattan istifade buraya sığışıverdin öyle mi? Boşuna dememişler zaten kötüye bir şey olmaz diye. İnsanda biraz arhaya olur be. Ben olsam değil mahalleye dönmek... Bitti mi lafın? Dök eteğindeki taşları. Hadi ondan sonra git. Benim sana ne lafım olacak be? Hale bak. Sen ayaklanıp kalktın da koskoca adam devrilip yattı senin yüzünden, yazık. Ne diyorsun sen be? Kocanı diyorum, kocanı. Gerçi senin pek umrunda değil belli. Adamcağız kahrından beyin kanaması geçirmiş hapishanede. Ölecekmiş neredeyse. Ne? Anne, babam ölmesin anne. Şener tutulsun elmas. Korkma oğluşum. Adamı boynuzlarken düşünecektin sen onu, terbiyesiz karı. Ayten, gel hele gel. Kız bu Pervin karısı var ya... Hiç utanıp sıkılmadan mahalleye geri gelmiş. Fatma da kalıyor. Ne? Komşum söylemedi deme. Bu karı senin oğlana musallat olacak, başınıza çökecek. Sonra gencecik oğlan bu çocuklu dul karıya kalacak. O öyle kolay değil. Önce benim mezarımı çiğnemesi lazım. Korkma oğluşum. Korkma bir tanem, ben seni götüreceğim babana. Sen ne bakıyorsun o salak karının lafına? İşin yok senin. Defol git buradan. Yapma Ayten, çocuk var içeride. Anası düşünmemiş çocuğunu. Ben mi düşüneceğim be? Çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı. Ah! Ah! Anne gidelim, anne gidelim. Korkma oğluşum. Korkma. Çık dışarı. Duyun komşular, duyun. Mahalle. Benim yavrumun başını yaktığı yetmedi. Salim Efendi'yi de hastanelere, hapishanelere düşürdü bu rezil karı. Ama diyeverem ben size. Sıra sizinkilerde. Ezin yılanın başını. Ezin ki sizin ocaklarınıza musallat olmasın. Çık dışarı. Çık. Tak. Koş. Çık. Çık dışarı! Vicdansızlar! Çocuğum var burada, yapmayın! Çık! Çık! Yapmayın Allah aşkına! İçeride çocuk var diyorum, yapmayın! Ah! 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 Allah'ım yardım et! Thank you.
paralık etti. Gencecik oğlumun başını öne eğdi. O da çeksin. Anne. O da çeksin. Bari siz yapmayın. Allah'ınızdan korkun be. Çocuk katili mi olacaksınız? İstemiyoruz mahallemizde. Bizim kocalarımız da mı elimizden alacak? Defol! Defol! Defol. Çekil! 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 Defol git buradan, defol! Kolay gelsin Hacer abla. Sen niye geldin? İşimi geri almaya. Şimdi hiç sırası değil. Selen Hanım evi terk etti. Aa, niye ki? Ben de tam bilmiyorum. Ama bir adam var. Bir bebek şeysi falan gösterdi. Selen Hanım da ağladı, sinirlendi, topladı valizini. Bebekle ne alakası var ki? Ölmüş gitmiş sonuçta. Ne bileyim kızım. Semra Hanım aylarca bebek orada, bebek burada diye kandırdı Selen Hanım'ı. Kabullenemedi ölüp gittiğini. Şimdi başkası kandırıyor olmasın bunu? Kızım bak sen böyle her şeye karışma. Bak geçen sefer karıştın işinden oldun. Süt gibi dur da şimdi şöyle pişman olduğunu anlasınlar. Oo, benim elim sağlam Hacer abla. Tarlan Bey paşa paşa geri alacak beni. Allah Allah. Nasıl olacakmış o iş? Ay, neyine güveniyorsun sen? Var bir şeyler. Zamanı gelince anlarsın. Şimdi önce bir insan gibi konuşalım da. Yeter zıkkımlandın. Kızımı getir bana. Dur daha bitirmedim. Otur sen de bir şeyler atıştır. Bak çok güzel yumurta yaparım. Başlatma lan yumurtandan. Yarın dedin yarın oldu işte. Kızımı getir. Ağladın mı sen? Kızımı getir dedim sana. Vallahi ağlamış. Ne oldu? Ayrılık acısı mı koydu? Ha? Seninle laf yarıştırmayacağım aslan. Seninle hiçbir şey yapmayacağım. Adam sen sözünü tutarsın. Çocuğumu getirirsin bana. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi bir şeyi iyice anlamam gerekiyor. Bizim delikanlı kız Asiye kimin için gözyaşı döktü? Çocuğu için mi, babası için mi yoksa nişanlısı için mi? Yeter lan yaptıklarını. Yeter. Acıyı da mı besliyorsun? İtirip. Ne? O bıçakla mı öldüreceksin beni? Daha keskini var. Al bunu. Ama keskin diye hemen öldürürüm sanma. Çünkü nereye saplayacağını iyi bilmen lazım. Bir insanlık yapıp onu da göstereyim ben sana. Ah! Ah! Bırak kolumu! Bırak! Hayvan herif. Öğrendin mi şimdi? Öyle mi alacaksın intikamını? Bu mu istediğin ya? Bu olmadığını iyi biliyorsun. Bana Çetin'e baktığın gibi bakmanı istiyorum. Pis ağzına almayacaksın Çetin'in adını. Vay be. Vay be. Aşka bak. Bu kadar çok seviyorsun demek. Sen ne anlarsın be sevgiden? Onu da öğretirim sana. Ama sonra. Şimdi sen uslu uslu dur. Beni bekle. Allah kahretsin seni ya. Getirmeyeceksin değil mi kızımı? Bekle sen, bekle. Bekle. Allah'ım ben ne yaptım ya? Çetin ne olur inanmamış ol bana. Alo. Günaydın Çetin Bey. Merhaba, bir şey mi var? Var. Hem de çok ilginç bir şey var Çetin Bey. Aslan Sayanlı denen adam anneannenin Semra Hanım'la aynı hapishanedeymiş. Ne? Dahası da var. Ne? Anlat, çabuk söyle. İkisi de aynı gün hapishaneden çıkmış. Bu da tesadüf olamaz herhalde. Bana da öyle geliyor. Ama henüz daha fazlasını öğrenemedim Çetin Bey. Bir şeyler öğrendiğin zaman ara beni, tamam mı? Tamam, mutlaka haber vereceğim. Altından sen çıkarsan var ya.
yapacağız şey ya? Niye böyle yaptın ya? Ne olur yalan söylüyor orada ya. Eliniz kolunuz kırılsın Allah'ın belaları. Oğluşuma geleydi gösterirdim ben size. Kimsin? Benim ben. Fatma. Bu evin hali ne Pervin? Ne oldu? Hiç sorma. Ali'nin anası olacak manyak psikopat herkesi kudurtup üstüme saldı. Size bir şey olmadı inşallah. Yok işte şuraya saklandık da kurtulduk. Sen niye geldin deli misin? Geçen gün bahsettiğin adam evi bastı. Bir şey dediler mi? Dedi, nasılsın dedi, iyi misin dedi. Kızım sen kafayı mı yedin? Odaları dolaştı saklanıyor mu diye. Polisi arayınca da korkup kaçtı. Tamam, ben hemen çıkayım o zaman. Şişt, kimlikleri unutmuşum da onları alayım. Kız Fatma, bir şey diyeceğim sana. Heh, ne oldu? Ya bir iki dakika beklesene. Tamam, durdum. Bir şey isteyeceğim senden. Allah aşkına bir Mine'yi arasana. Niye? Salim çok hastalanmış, hastanedeymiş. Öyle bakma. Benim için değil, Turacan için. Ne yapıyorsun Pervin? Kendi açtığın yarayı kendin mi sarıyorsun? Olacak iş mi o? Tamam, ne desen haklısın da. Bak yine diyorum, benim için değil, Turacan için. Gözünü seveyim. Allah aşkına söyle doktor, ne oldu oğluma? Aklını mı yitirdi, ha ne oldu? Neden son yaşadığı hiçbir şey hatırlamıyor? Böyle mi kalacak hep? Kesin olarak bilemeyiz. Ancak geçici bir şey olma olasılığı yüksek. Beynin travmayı atlatabilmek için geliştirdiği bir çeşit koruma mekanizması gibi düşünün bunu. Bir şey yap doktor. Oğluma böyle komayı. Babacığım gel. İnanın şu an beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok. Benzer bir travma her şeyi yeniden hatırlamasına yardımcı olabilir. Bilemiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Her şey düzelecek babaanne. Açmıyor işte Pervin. Senin arattığını anladı besbelli. Bir kere daha arayaydın. İki kere aradım zaten. Pervin acelem var zaten biliyorum. Başım belada. Fatma. Hadi kal sağlıcakla. Öf. Alo. Alo. Asiye. Sensin değil mi? Sen olduğunu biliyorum. Konuşsana. Tamam. Tamam. Konuşmuyorsan konuşma. Sevgilim. Canım benim. Kızım konuşmayacaksan niye aradın? Allah Allah. Tamam kapatma, kapatma ne olur. Öl dedim diye kapatma, tamam mı? Ben biliyorum niye aradın. Yalan söyledin çünkü. Sen de beni seviyorsun. Değil mi? Tamam hayatım, konuşmayalım. Konuşmayalım, böyle susalım böyle. Saatlerce susalım, ben ona da razıyım. Konuşma ama kapatma sakın, tamam mı? Asiye. Alo.
Burası usta. Ali. Ne oluyor? Ya duydum olup biteni. Kusura bakmayın. Arkadaş şimdi camları değiştirecek. Yok canım. Ne kusuru? Annemin sırtına taş geldi. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Öyle sıyırdı geçti işte. Ya çok söyledim anneme. Karışma dedim. Sana ne dedim? Dinletemedim ki. Sen iyi ol da. Bana bir şeycik olmaz. Hoş geldiniz Selam Bey. Hoş bulduk. Takım elbiseniz odanızda. Ha bu arada arabanız henüz servisten çıkmamış. Yerine başka bir araba verdiler. Tamam. Çetin geldi mi? Hayır efendim. Henüz gelmedi. Aradım ama telefonlarıma da cevap vermedi. Tamam. Ben ilgilenirim. Hoş geldin tatlım. Gel bir sarılayım sana. Anladım. Beni özlediğin için değil. Bir şey konuşmak için geldin. Peki ne oldu? Her şeyi biliyorum. Her şeyi derken? Hani biz bir aileyiz ya. Yani öyleydik ya. İnsan kendi kanından, canından birine bunu nasıl yapar? Sen hala anlamıyorsun değil mi? Asiye benim her şeyim. Hayatta sevdiğim ilk ve tek kadın. Nesrin mi gelip anlattı bütün bunları? Nesrin Hanım'la ne alakası var? Konuyu değiştirme, hesap vereceksin. Ben niye hesap vereyim canım? Sen hesabını Taylan'la yap diyeceğim ama ikinize de kıyamıyorum. Biriniz oğlum, biriniz torunum. O kadın ikinizi nasıl bu hallere düşürdü? İnanılır gibi değil. Hangi kadın? Asiye tabii canım. Hadi sen daha çocuksun. Ama dayın, Asiye'ye aşık olacak adam. Bir dakika, bir dakika. Bana bak. Bana bir oyun oynuyorsan. Ben oyunlarımı sadece Asiye ile oynarım tatlım. Kendi çocuklarımla değil. Çetin, lütfen. O kadının sizi birbirinize düşürmesine izin verme. Yalan söylüyorsun. Asiye'yi benden uzaklaştırmak için dayımın ona aşık olduğu yalanı uyduruyorsun. Ama sana inanacak kadar salak değilim. Ah benim masum Çetin. Bu kadar mı göremiyorsun? Hiç değilse Taylan gerçeklerle yüzleşebiliyor. İnkar etmiyor yani. Sus artık. Dinlemeyeceğim seni. Çetin. Ne? Artık gerçekleri görme zamanı gelmedi mi? Kapa çeneni. Çetin. Biraz daha kal. Sohbet edelim. Allah kahretsin. Hepinizi. Yine sen haklı çıktın Semra. Herkes sıfır, Semra bir. Alkışlar Semra için. Bildiğiniz gibi babam Ahmet Belenoğlu şirketimizin kuruluş yıl dönümünü her sene burada çalışanlarıyla birlikte kutlardı. Çünkü bilirdi ki başarı tek başına elde edilemez. Onun için her birinize tek tek emekleriniz ve inancınız için teşekkür ederdi. Maalesef bu sene bu görev benim üstüme düşüyor. Abicim, müsaadenle ben devam edeyim mi? Babam hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. Sakın bugünü mahvedeyim deme. Niye mahvedeyim ya? Benim de şirketim. Merhaba. Bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Ben Ömer Belenoğlu. Semra Hanım'ın deyimiyle ailenin...
rezalet çıkartmadan çek git buradan. Bir dakika ya. Sıkıcı tören konuşmalarından oldum olası haz etmem. Bu yüzden size Belenoğlu ailesinin erkekleriyle ilgili bilmek isteyeceğiniz birkaç ilginç şey söyleyip eğlenmenizi sağlayacağım. Ömer. Bir saniye ya. Belenoğlu ailesinin erkeklerinin en belirgin özelliği, her şeyi parayla halledebileceklerini zannederler. Kusurlar, hatalar, günahlar, her şeyin üzerini para örter. Gerçi siz zaten biliyorsunuzdur bunları. Bu kadar gösteri yeter. Çık git buradan. Tamam ya, bir saniye. Son bir şey. Son bir şey. Son bir şey ya. İçeri gelin çabuk. Abicim, herkesin içinde sana bir soru sormak istiyorum. Sevdiğim kadının kim olduğunu biliyorsun. Onu elimde tutabilmek için kaç para lazım? Söylesene. Sen ne adi bir herifsin. Belenoğlu ailesinin bütün erkekleri gibi. Şunu çıkartın dışarı buradan. Bırak lan, bırak, bırak. Kusura bakmayın. Lütfen siz devam edin. Durun bakalım. Durun dedim. Kimsiniz? Siz ne istiyorsunuz bizden? Yürü. Bizimle geliyorsun. Bıraksana kadını. Ne yapıyorsun? Ya bıraksana. Ya ne yapıyorsun? Aa! Aa! Kimse yok mu? Yardım edin. Yürü. Allah aşkına bırakın bizi. Yapmayın ne olur. Biz... Ya biz kimseye bir şey yapmadık ki. İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin. Nereye götürüyorsunuz bizi? Lütfen, çocuğum korkuyor. Allah aşkına bırakın, ben bir şey yapmadım ki. Çocuğun öyle mi? Evet, benim çocuğumu. Hiç boşuna uğraşma, her şeyi biliyorum. Bu çocuğu çaldın. Şimdi nereye gidiyorsun, değil mi? Çocuğun gerçek annesi. Doğruymuş. Kızım için bunlar. Çiçeğim için. Kızım geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Getirecek kızımı. Girsene. Kokteylle beni yalnız bıraktın. Sana çok sinirlendim ama eve gelince geçti. Bir şeyim yok şimdi. Anahtarını geri vermeye geldim. Bitti. Böyle olmaz ki bu. Sen yaşam koçun olmadan nasıl karar alabiliyorsun? Nesrin Hanım nerede? Hiç gerek yok bunlara Ömer. Dur tamam, tamam bir dakika ben tahmin edeyim. Sana verdiğim kredi kartıyla altın almaya gitti, değil mi? Annenin hakkını yememek lazım hale.
Kadın çala çaputa harcamıyor parayı. Gidiyor yatırım yapıyor. Bilemedin. Al şunu geri ya. Al geri al al. Ben metresimi parasız bırakmam, olur mu öyle? İğrenç bir herifsin. Defol git hayatımdan. Ağrına mı gitti sevgilim? Ama Taylan'dan boşanmamak için ısrar edersen durum aynen dediğin gibi olacak. Siz bugün iyi alıştınız karı koca Ömer'e sektirmeye. Dikkat edin de canınızı yakmayayım. Ne demek istiyorsun sen? Sen niye geldin? Bitirmek falan diyordun. Bir şey söylememe gerek kaldı mı? Şu haline bak. Konuşulmuyor bile. Taylan seninle konuşurdu ama, değil mi? Dertlerini dinlerdi hep. Hizmetçilerden arta kalan zamanda. Senin gibi değildi en azından. Benim gibi derken? Görgüsüz, itici, kaba. Yatakta öyle demiyordun. Rol yapıyordu. Seninle her yerde, her zaman yaptığım gibi. Ben anladım senin ne yapmaya çalıştığını. Tamam. Sen diyorsun ki, Ömer gel kır benim boynumu. Ama yapmayacağım. Hastasın sen. Tedaviye ihtiyacın var. Gerizekalı. Oldu mu usta? Tamamdır. Ellerine sağlık. Eyvallah. Sağ ol Ali. Eksik olma. Sıkıntı yok. Eyvallah. Biz hastaneye gidiyoruz. Akşam geç kalırız. Hani merak edersen diye. Ben buraya annemin yaptığını telafiye geldim. Bundan başka anlam çıkarma. Taylan Bey. Şimdi sırası değil. Evet ama Çetin Bey geldi. Teras katında sizi bekliyor. Terasta mı? Evet efendim. Hey Allah'ım ya. Ne gülüyorsun? Nereye sakladın oğlum? Neyi? Kanatlarını, kanatlarını. Ne oluyor ya? Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum lan şu tipine bak lan, tam bir melek olmuşsun. Çocuk bakıyorsun, bakkal işletiyorsun. Oğlum ne diyorsun ya? Yürü git lan buradan. Ekmeği veriyorum, parayı alıyorum ha. Vermem. Ha, bir de bu vardı değil mi? Lan oğlum çok büyük sevap kazanıyorsun ha. Pervin sayesinde cennete gideceksin lan. Lan arkadaş, salak salak konuşup beni ayar etme. Hadi kardeşim işine bak. Yürü git lan buradan. Ablam geliyor, ablam geliyor. Ha, itağın çomağı hazırla. İstersen git bir teşekkür et Berkant. Geliyor ana, geliyor ana. Mehmet'im. Ne yapıyorsun ablam sen burada? Almaya geldin ha. Gideceğiz, gideceğiz. Mehmet, şimdi değil, sonra alacağım. Ya şimdi alacaksın ha, şimdi alacaksın. Ablam şimdi nasıl alayım? Söz veriyorum sana, az sabret. Vallahi de, billahi de kurtaracağım seni onların elinden. İstemiyorlar beni ha, istemiyorlar. Kim? Babaanne diyor, taş olacaksın diye elim böyle kalacak diyor. Duracağını diyor ha. Esas onun kalbi taş kesmiş. Bak sen kaynanaya ya. Karı hem evimde oturuyor, hem oğluşumla kardeşime beddua ediyor ha. Yürü lan, yürü. Yürü. Ben de size geliyordum Taylan Bey. Yine ne tür güzel haberlerin var Sedat?
Maalesef Taylan Bey, kötü bir haber. Hale Hanım, mal varlığınıza tedbir kararı koydurmak istiyor. Hangi mal varlığı Sedat? Mal varlığı mı kaldı? Onların hepsi Selen Hanım. Selen Hanım'ın? Aynen öyle. Şimdi sen düşün Hale. Ne yapıyorsun oğlum orada? Ne oldu ya? Ölürüm diye mi korkuyorsun? Çetin saçmalama oğlum, yapma. Ben bir şey yapmıyorum dayı, sen yapıyorsun. Çetin tamam, sakin ol. Mesele neyse konuşuruz, ben senin dayınım. Böyle dayı yiyen konuşarak çözebileceğimiz bir mesele değil. Çetin. Dayı. Çetin. Sakin ol ya. Hem ben ölsem işine gelmez mi? Ne diyorsun sen ya? Saçmalama. Biz bir aileyiz. Bırak ya, aileymiş. Çetin! Aşağı in diyorum. Sen buraya gel. Burada konuşacağız. Ne oldu ya? Ha? Betin benzin attı. Korktun mu? Bak ben hiç korkmuyorum, görmüyor musun? Ölmek o kadar da kötü bir şey değil bence. Daha kötüsü en yakınlarına güvenememek. Hakikaten ya, bak o bayağı kötü bir şey. Yaklaşma, yaklaşma! Tamam. Dur, 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 dur. Anlaşma şöyle, ya sen buraya gelirsin ya da... Tamam! Dur! Tamam dur, geleceğim. Vay! Gel. Alo Aslan. Umarım bir yere gitmek gibi bir salaklık yapmadın. Nereye gideceğim ya gerizekalı? Bekliyorum. Odayı gördüm. Getiriyorsun değil mi çiçeğimi? Bak ne dediysen yaptım. Yine de yaparım. Ne olur getir kızımı. Tamam tamam. Çok konuşma. Şimdi bir adres vereceğim. Ne adresi ya? Getirsene kızımı. Beni aptal mı sandın? Şimdi diyeceğim yere gel hemen. Neyin tedbiri bu? Ha? Aradım polisi, geldi şimdi burada seni bekliyoruz. Bu kadar malım çünkü ben, değil mi? Ya bu kadar konuşacağına yola çıksaydın çocuğuna daha erken kavuşurdun. Tamam çıkıyorum şimdi. Kapının girişinde çekmecede para var. Bin taksiye gel hemen. Adresi ver bana. Tamam, çıktım işte. Sen Asiye'ye mi aşıksın? Kim söyledi bunu sana? Anneannemden duydum. Çetin, buna nasıl inanırsın? Annemin akıl sağlığı yerinde değil, bilmiyor musun? Ya dayı bırak, sana çok basit bir soru soruyorum. Asiye'ye aşık mısın? Çetin dur, yapma tamam. Tamam dur. Dur. Durdum.
İtiraf mı edeceksin? Çetin, itiraf edecek bir şey yok. Bak hala ya. Çetin, çok basit bir soru soruyorum sana. Evet mi, hayır mı? Çetin, bak düşündüğün gibi değil. Tamam. Tamam. Evet, tamam. Evet ne? Ya tamam, doğru. Ne doğru, adam gibi söyle bana. Ya Çetin, ne duymak istiyorsun? Ya cevap ver, söyle şunu. Ya tamam, doğru. Tamam. Ya tamam, evet. Aşığım, Asiye'ye aşığım. Yeğenimin sevdiği kadına aşık oldum. Anladın mı? Tamam. Tamam, dur. Sen benim dayın değilsin artık. Ailem hiç değilsin. Sen hiçbir şey misin? Ne var be, ne var? Ne? Alo. Şimdi de ben konuşmak istemiyorum. Hadi bakalım. Ya tribün sırası değil şimdi. Çok önemli diyorum. Ne oldu? Sevgilin mi terk etti? Ya ne sevgilisi be? Saçmalama. Benim tek sevgilim sensin. Aa, o günler geride kaldı be Asiye Hanım. Çetin bir dinle ya. Çok önemli diyorum sana. Bugün her şey düzelecek. Düzelmez. Düzelecek diyorum. Görsün bak, anlatacağım her şeyi. Dediğim yere gel. Bizden vazgeçme. Bana güven, tamam mı? Vallahi kusura bakma, gün itibariyle insanlara güvenen yerlerim hasar gördü. Yani olsa dükkan senin vallahi, ama taze bitti. Ay ağlayacağım şimdi ya. Yok yok, ağlamazsın sen. Gaddarsın sen. Sadece insanlara zarar verirsin. Çetin, bak yalvarıyorum sana. Gel al bizi. Biz derken kimi kastediyorsun? Sen ben aslan mı? Üçlü mü takılacağız? Vay, çok eğlenceli be. Ya aslan maslan yok. Yani ne istersen yaparım. Tamam mı? Hadi gel şu parka. Tamam, nerede park? Tam kapat. Gel babaannem, gel. Yavaş. Oğlum orada kendini bilmez yatarken ben duramam ki. Niye getirdin beni eve kızım? Babaanneciğim, bir faydamız olsa tamam kalalım da. Yok ki. Bak hem Ayşe ile Mehmet de zebil oldular dükkanda. Hadi babaannem gel. Hadi. Nine, babam bu haldeyken kendine gönderilen bir kapsı. Keşke bilsem babaannem. Bilmiyorum ki. Nasıl iyileşecek benim oğlum? Babaannem. Bana bakın. Azıcık bekleyin, ben hemen gidip geliyorum, tamam mı? Bırakmayacağım bizi ha, bırakmayacaksın ha. Bırakmayacağım, iki dakikaya geliyorum. Tutuşun el ele. Heh, tut oğluşumun elini. Kaybolmayın bir yere. Atır. Atır. Bekleyeceğiz. Mine. Kızım sen hiç eve girmeden git Ayşe'yi al da gel. Hele yüzsüze, sen daha hangi yüze geliyorsun buraya? Hop hop! Sen kimin evinden kimi kovuyorsun bakayım? Defol dedim. Allah'ın cezası. Bana bakın kızlar. Bu evde durmanıza izin verdiysem sırf kardeşimin yüzü suyu hürmetine. Ama artık yeter. Benim de sabrım bir yere kadar. Bak hala konuşuyor, ahlaksız. Yürü git hadi, yürü. Hiçbir yere gitmiyorum. Bu evin tapusu bende, tapusu unuttunuz galiba. Size iki gün mühlet. Pılınızı, pırtınızı toplayın, defolun gidin evimden. Ya sende şu kadarcık utanma yok mu be? Var canım ama sana harcayamam. Boşaltacaksınız evimi. Oğluşumla, kardeşimle ben oturacağım bu evde. Zor oturursun. Görürsün.
Babaanne bırak, bulaşma şu pisliğe. Tuğracan bizim canımız, canımız. Sana verir miyiz hiç? Anasıyım lan ben onun. Kanun nizam benim yanımda. Mahkeme o çocuğu sana verir mi acaba? Mahkemede görüşürüz canım. Çatır çatır alacağım oğluşumu. Hadi be sen de. Gel babaanne. Ulan aslan. Hele bir oyun çeviriyor oğul. Allah'ım ne olur kavuştur artık beni çocuğuma ya. Nerede bu park ya? O ne demek ya? Şaka mı bu? Ne demek Taylan her şeyi Selen'in üzerine geçirmiş? Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ya tamam onu anladık. Bir şey yapamıyor muyum? Allah seni kahretsin Selen! Ay ben hiç iyi değilim. Benim ayağım çekiliyor Hale. Hale bana bizi getir. Asıl ben iyi değilim anne, sus! Kızım ne yapacağız biz de? Ömer de gitti, ne yapacağız? Anne kapa çeneni, kapa! Ne yapacağız biz Allah'ım? Çetin. Efendim yine? Ya ben ablama ulaşamıyorum yine. Ama onunla konuşmam lazım. Gerçi seni de terk etmiş galiba ama. Hı, etti. Öyle çekti gitti bir anda. Neyse ya. Böyle baban nasıl, iyi mi? Ay çok şükür hayatı tehlikesini atlattı. Ama son dönemde yaşadığı hiçbir şey hatırlamıyor. Ablamın öldüğünü bile hatırlamıyor. Sürekli onu sorup duruyor bana. Nasıl ya? İyi olacak ama değil mi? Hatırlayacak mı yani? Ay, bilmiyoruz ya. Çetin, bir şey soracağım. Taylan bana akşam yine gelirim dedi ama sonra telefonunu açmadı yani... O adamın ismini duymak istemiyorum. O adam mı? Evet, beyefendinin ismini ağzıma almak istemiyorum. Kavga mı ettiniz? Yani benimle ilgili bir şey mi söylüyor yoksa? Yok ya, seninle alakası yok. Çetin, adam akıllı anlatır mısın şunu lütfen? Beyefendi Asiye'ye aşık olmuş. Taylan mı? Evet, kendi ağzıyla söyledi. Aşığım, seviyorum dedi. Böyle bağıra çağıra itiraf etti. İnanabiliyor musun ya? Mine? Alo, orada mısın? Buradayım. Sen de şok oldun değil mi? Bir de beni düşün. Kıventin bütün dallar kibrit çubuğu gibi kırılıyor. Neyse ya, kapatıyorum. Kusura bakma tamam mı? Gidip manyak ablanı bulmam lazım daha. Hoşça kal. Baştan söyleyeyim. Kavgaya falan gelmedim. Sadece babanı biraz göreceğim. Kız ne bu surat böyle kireç gibi? Salim'e bir şey mi oldu? Aa, dikkat etsene be! Oh! Hocam içerideki girebilir miyim? Salim. Biliyorum. Defol git diyeceksin. Kovacaksın beni. Pervin. Ne diyorsun kız, Allah'ını seversen de kovması. Dünyalar güzeli karım gelmiş benim.
Sabahtan beri seni bekliyorum. Niye geç kaldı böyle? Gel, gel şöyle yanıma. Ne diyorsun sen Salim? Gelmeyecek. Gelmeyecek. Aptal Aziye. Hem inanıyorsun ya. Bir de millete akıl verirsin. Alo Aslan. Neredesiniz? Caddeye doğru gel. Ne caddesi ya? Çiçek yanında mı? Yürümeye başla. Soru sormayı kes. Tamam be. Çıkıyorum caddeye. Nasıl yani? Sen hiçbir şey hatırlamıyor musun? Seni hatırlıyorum ya gülüm. O bana yeter de artar bile. Başka bir şey yok yani. Gel. Gel yanıma şöyle yaklaş. Yok. Gelirim de. Üf, yabancıladım biraz. Evet. Ne var? Karnı kanıyor. Yok bir şey, korkma. Selen Hanım gelmiş. Seninle görüşmek istiyorum. Salim, ne oluyor? Salim, iyi misin? Çıktım caddeye, neredesin? Parkın aşağısına doğru gel. Sen beni görüyor musun ki? Yok. Ne demek görmüyorum ya? Babana mı bir şey oldu? Babam iyi. Bana bir açıklama yapmak zorundasın Taylan. Mine, biz bunları konuştuk ya. Konu o değil. Nedir? Dur, tamam, burada konuşmayalım, gel. Geldik parka. Al işte. Aferin Çetin, aferin. Çağırdı, geldin, yine ekildin. Çok güzel. Malsın oğlum, malsın sen. Vehimsizsin. Mine, anlatacak mısın yoksa susmaya devam edeceksin? Bak zaten ben de hiç iyi bir gün geçirmedim. İyi ne kelime. Berbat bir gündü. Doğru ya. İtiraflar her zaman zor olur. İtiraf mı? Ne itiraf? Ben her şeyi çok iyi anladım Taylan. Artık beni neden istemediğini çok iyi biliyorum. Sana aşık olamıyorumların falan anlamını çok iyi anladım. İyi davrandın. Çok yakın davrandın. Benim için her şeyden vazgeçtin. Her şeyi Hale'ye verdin. Sandım ki beni sevdiğin için. Sen gerçekten çok yanlış anlamışsın. Nasıl yani? Bana ait hiçbir şey yoktu ki. Yani her şey baştan beri Asiye'nin üzerineydi. Ne? Neredesin ya? Dur. Şimdi karşıya bak.
karşımda nerede? Şu siyah araba mı? Bebeğim. Hadi işte. Ağlama anneciğim. Kavuştuk. Yani Çetin'in dedikleri doğruydu. İnkar etmiyorsun öyle mi? Ya sen ne demeye çalışıyorsun? Ben hiçbir şey anlamadım. Sen ablamı seviyorsun. Taylan konuşsana. Bana dürüstçe cevap ver. Erkek gibi ne hissettiğini söyle bana, cevap versene. Seviyorum. Ben Asiye'yi seviyorum, duydun mu? Duymak istediğim bu muydu? Yanlış da olsa, adice de olsa seviyorum işte, duydun mu? Asiye'yi seviyorum. Yine ben böyle olsun istemedim. Ben kimseyi üzmek istemedim. Efendim Mert, acil mi? Selen Hanım annelik testi yaptırmış. Evet. Nedir, sonucu öğrenebildin mi? Evet. Bebek Selen Hanım'mış. Yeah.